hoşlanmadığı emirlerden bahsetti. Yani Allah'ın emirleri insan unsuri yapıdan oluşan doğanın ters gelir. Ters gelir. Evet. Efendim yani edepsizliğin varsa başlayın. Konumuz edepti zaten. Konumuz da edep. Dolayısıyla bu soru da hani böyle bir zorlar belki. Hocam Allah hem bizi unsuri varlık olarak yaratıyor, hem de unsuri varlığın tesirinden korunmamızı istiyor. Evet. İmtihan olmak bu işte. Yani insan vesilesi midir unsuri varlıkta? Evet, tabii. İmtihan vesilesidir. Unsuri varlığımızdan dolayı Allah-u Teala birçok ayette belirtir. İnsan unutkandır. İnsan cahildir gibi. Değil mi? İnsan insan olması hasebiyle işte nankörlük vardır, cahillik vardır, unutkanlık vardır, hırs vardır, hırslıdır insan. Bütün bu haller unsuri yaratılışın etkisi, neticesi insanda açığa çıkan hallerdir. Unsuri yaratılışımız yani nefsimizin, nefs diyoruz ya biz onu, nefsi emmare cihetiyle, nefse yönelik hareketler diye kastettiğimiz yönleri, unsuri yaratılışın tesirinden kaynaklanan hallerdir. İnsan olmanın, insanlığa ulaşmanın, öyle diyoruz ya, beşeriyetten insanlığa bir yolculuk yapmaya geldik biz bu dünyaya. Beşeriz ama insan olma gayretiyle hareket ediyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ya, en güzel, en mükemmel şekilde yarattım. Ahseni takvim olarak yarattım diyor insanı. Sonra esfeli safiliğine indirdik diyorum. İşte aslında bu unsuri yaratılış bir cihetten, bir bakış açısıyla ahseni takvim olan, yani ruhunun hakikati itibariyle bir cevher, bir sır taşıyan insan ki o insan ki Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti. İşte o insana Allah-u Teala öyle bir sır yerleştirdi ki o insandan başka hiçbir mahluk Allah'ı o derece kemalatta tanıyamaz, bilemez. Ancak insan Allah'ı o derece kemalatta tanıyabilir. Hiçbir, melekler de dahil. Melekler, yani o insan ki buradan kastedilen o kemalatı elde eden insanı kastediyoruz ki insanı kamil. İnsanı kamil mertebesine gelen insanın tanıdığı, bildiği kemalatta hiçbir mahluk Allah'ı bilemez, tanıyamaz. Dolayısıyla insan beşeriyetten o insanlığa, insanı kamilliğe doğru bir yolculuk yapıyor. İşte esfeli safilinden unsuri yaratılışının kendisini şartlandırdığı, sınırlandırdığı, kirlettiği halden, beşeriyetten insanlığa, ahseni takvimle bir yolculuk yapıyor. Dünya hayatındaki gönderiş amacımız, gayemiz budur zaten. Bu yolculuğu yapmamız isteniyor. Bu yolculuğu yaparak Allah-u Teala kendin üzerinden, nefsin üzerinden ve alem üzerinden beni tanı diyor. Beni bil. Allah-u Teala bizden bunu istiyor. Önce nefsini bil. Çünkü nefsini bilen Rabbini bilir. Nefsin üzerinden bana ancak bu yolu bulabilirsin. Beni tanıma yolunu. Eğer direkt, konumuzda da geçti ya, direkt Allah'ı tanımayla ilgilenir. Kişi nefsini, nefsinin hakikatini bilme gayretine girmezse o kişi Allah'ı bilemez, tanıyamaz. Çünkü Allah'ı bilmenin, tanımanın yolu, yöntemi kişinin önce nefsini tanımasından geçer. Nefsini tanıyacak, bilecek, Rabbini bilecek. Sonra alemdeki alem ile Allah'ın ilişkisini çözümleyecek. Rabbül Alemin olan Allah'ı böylece tanımış, bilmiş olacak. Nefsini tanımaktan kasıt, hani Ehlullah der ya, alem küçülse küçülse insan olur, insan büyüse büyüse alem olur. O zaman nefsini bilen bir cihetten de alemi de bilmiş olur. Öyle ya, nefsimiz, biz, insan, alemin küçülmüş örneğidir. Küçülmüş örneğidir. O zaman insan kendini tanırsa alem hakkında da bilgi edinmiş oluyor. Alemi de bilmiş oluyor. Hasılı enfüste ve afakta. Önce tanımayla, bilmeyle, ondan sonra Allah'ı tanıma, bilme hasıl olmuş oluyor. Burada unsuri yaratılışı Allah-u Teala, işte o da Allah'ın sınav, dünya hayatının sınavı, hikmeti bu. Bu unsuri yaratılış bizi Allah'ın farz kıldığı, emrettiği şeyleri yapmaktan uzak tutar. Ve nehyettiği, haram kıldığı
şeyleri yapmaya meylederiz. Unsurlarımız oraya çeker. Bir yönü bu. Bir ikinci yönü var. Nefs dediğimiz, nefsimizin hakikati. Allah-u Teala nefsimize yerleştirdiği bir sır nedeniyle insan kendi üzerinde tahakküm eden, emir veren, komut veren varlığı kabul etmez. Allah'a emir veren, şöyle yap, böyle diyen bir varlık söz konusu olabilir mi? Mümkün değil, olamaz. Bütün varlığı halk eden, yaratan, ilmindeki ilmi suret olarak yaratan Allah. Ama Allah insana öyle bir sır yerleştirmiş ki işte Resulullah Efendimiz'in dediği Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti. Dediği yer ki Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti. İşte o sırrı Allah kendindeki sırrı insana yerleştirdi. Bu sırdan dolayı da insan üzerine tahakküm eden bir kuvveti kabul etmez. Hep baş olmak ister. Hep benim dediğim olsun. Ben tahakküm edeyim. Zaten yeryüzünde de öyledir. İnsanlar diğer insanlar üzerine tahakküm etmeye çalışırlar. Veya bütün varlıklara tahakküm etmeye çalışırlar. Hayvanlara, bitkilere, her şeye, madenlere. Nihayetinde de öyledir. Bütün güçleri, kudretleri, ilimleri nispetinde her şeye tahakküm ederler. Geçen haberlerde iki gün önce izledim. Avrupa'da bir ülkede bir belediye bir uygulama başlatmış. Kargaları yakalamışlar, eğitmişler. Kargalara neyi öğretmişler biliyor musunuz? Kargalara sokaklardaki izmariti, çöpü, pet şişelerin kapaklarını toplamayı. Ama buna bir eğitim, nasıl eğitim vermişler? Bir düzenek yapmışlar, bir delik yapmışlar. O deliğe karga alıyor, sokaktan sigara izmaritini alıyor, getiriyor, o deliğin içerisine atıyor. Şehrin değişik yerlerine hep yerleştirmişler bu düzeneği. O deliğe attığı zaman otomatik sistem oradan yem kutusundan bir parça yem çıkıyor. Karga, zeki hayvanlar biliyorsunuz kargalar. Oradan o yemi yiyor. Bu sefer tekrar yem alabilmek için gidiyor sokakta başka bir izmarit. Bu şekilde diyor haberlerde o belediye şehrin temizliği konusunda yapılan harcamaları %75 azaltmış. Bakın ne yaptı insan, işte kargaya da tahakküm etti. Aklını kullanarak. Kargayı da şimdi temizlik işlerinde kullanıyor. Güzel bir uygulama. İnsan bakın neler yapıyor. Bak, kargayı da kendi hizmetinde kullanmış oluyor kargalar. Burada diyor eğitimli kargaları doğaya salmışlar. Diğer eğitimsiz kargalar da onları görerek, akıllı bir hayvan olduğu için, zeki bir hayvan, akıllı demeyelim, zeki bir hayvan. Onu görerek bakıyor, bu izmariti oraya attığı zaman yem alıyor, karnını doyuruyor. Ben de bir izmarit götüreyim diyor öbür karga. Bu şekilde temizlikte %75 tasarrufa gitmişler. İşte burada insanın tahakkümü, varlık üzerindeki tahakkümü, bakın ne alanlarda, daha nice nice alanlarda varlık üzerinde tahakküm kurmuş oluyor. İnsan nefsine yerleştirilen bir bu sır nedeniyle işte hatta Rablik iddiasında bulunmak, Allah'a karşı durup Rablik iddiasında bulunmak da insandan açığa çıkar. Cinler şirk etmiyor. Şeytan ne diyor? Ayette geçtiği üzere Allah'ı inkar et. İnkar et. İnsan Allah'ı inkar ediyor. Şeytan hemen çekiliyor. Ben senden uzağım. Ben Rabbimi inkar etmem. Doğru. Cinler Allah'ı inkar etmiyor. Allah'ı inkar eden, şirkte bulunan tek varlık insan. Bunun sebebi de bakın işte her şey zıttıyla kayın. Allah'ı inkar etmek gibi büyük bir günah, şirk gibi büyük bir günahı işleyen insan bir tarafta meleklerin dahi varamayacağı mertebeye varan insan. O da insan. İşte o insana yerleştirdiği sırdan kaynaklanıyor bu Allah-u Teala. Evet.